Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet bu bölümde masamdaki devasa monitör Philips 498P9Z'yi e, değerlendireceğiz. Gerçekten oldukça büyük. Siz de zaten görüyorsunuz masamı boydan boya kaplamış durumda. Tam 49 inç büyüklüğünde bir monitör. Philips'in Super White ekranlı modellerinden biri. Gerçekten de şaşırtıcı bir şekilde büyük ve ekran en boy oranıyla tam bir sinematik görüntü deneyimi sağlayabiliyor. Peki bu monitör kimlere göre? Bu ekran profesyonel kullanımlar gözetilerek hazırlanmış bir model. Çoklu ekran kurulumlarının yerini e, alması için tasarlanmış. E, yani iki tane 27 inçlik ekranı yan yana Kullanmak yerine bu monitörü kullanarak yekpare bir görüntü sağlayabiliyorsunuz. İster ekranları bölerek kullanın, ister içeriklerinizi tek bir pencerede görüntüleyin. Bu tamamen size kalmış. Bu haliyle finansal danışmanların, işte grafik tasarımcıların, mimarların, yazılımcıların ve açık program pencerelerinin tümünü daha iyi görebilmek isteyenler için daha fazla ekran alanı ihtiyaç duyan herkese uygun bir görüntü sağlıyor. Özellikle benim gibi dijital içerik üreticiliği yapıyorsanız, video montajıyla uğraşıyorsunuz. Gerçekten de bu işler için biçilmiş kaftan olduğunu söyleyebilirim. Öte yandan gerçekten iyi bir bilgisayar sisteminiz varsa bu geniş ekranda oyun oynamakta şahane bir deneyim olacaktır. Kanaat edeyim. Bunu zaten az sonra beraber değineceğiz. Şimdi önce monitörün tasarımına ve ekran özelliklerine bakalım. Philips 498 P9Z dev gibi geniş ekran boyutuyla zaten tasarım gücünü ortaya koyuyor. 1800 ar kavisli bir ekrana sahip olan monitör bu ağırlıktaki bir ekranı sağlam bir şekilde kaldırabilecek bir stand üzerine konumlandırılmış. Bu metal stand ergonomik özellikler de sunuyor. 130 mm'ye kadar yükseklik ayarı yapabiliyorsunuz. Sağa ve sola doğru 20 derecelik açıyla çevirebiliyorsunuz ekranı. Ve ekranı 5 ile 15 15 derece açıyla öne ve arkaya doğru eğebiliyorsunuz. Monitörün bağlantıları ekranın alt tarafına bir arada yerleştirmiş. Burada USB 3.2 portlarını, 3 adet HDMI 2.0 bağlantı yuvasını ve DisplayPort 1.4 portunu bulabiliyorsunuz. E, görüntü girişlerinin birden fazla olması e, aynı anda birden fazla görüntü kaynağını bağlayabileceğiniz anlamına geliyor ki bu sayede pratik bir kullanım sağlayabiliyorsunuz. Ekranın menü butonları sağ alt kenara yerleştirilmiş. Sağ kenara konumlandırılmış. Bunları kullanarak rahatlıkla ayarlarınızı yapılandırabiliyorsunuz ki Türkçe dil desteğinin olması menüde daha rahat ilerleyebilmenizi sağlıyor. Smart Image menüsünden hızlı bir şekilde kolay okuma, ofis, fotoğraf, film... Oyun, ekonomi ve düşük mavi ışık gibi hazır görüntü ayarlarını seçebiliyorsunuz. Ya da daha detaylı şekilde kendi görüntü profilinizi hazırlayabiliyorsunuz. Bu arada bu monitörde hoparlörler de yer alıyor. 5 watt gücünde çift hoparlörlerle donatılmış. Masaüstü kullanım için yeterli ses seviyesine sahip. Ses performansını bir hayli açıkçası ben beğendim. Oynadığım oyunlarda ya da izlediğim filmlerde gayet yeterli bir verim elde ettim. Şimdi ekrana biraz daha yakından bakalım. Philips 4999 P9Z'nin 49 inç büyüklüğünde e, ekranı üç taraftan ince çerçevelerle donatılmış durumda. E, böylece dikkatiniz dağılmadan direkt olarak görüntüye odaklanabiliyorsunuz. Zaten ekran bir hayli geniş olduğundan dolayı bunu zorlanmayacağınız eminim. E, ekranın teknik detaylarına geldiğimizde e, ekranın genişliğine uygun olarak 5120 1440 piksel çözünürlüğüne görüntü sağladığını görüyoruz. 49 inç e, süper ultra geniş VA paneli sahip olan Philips 498 P9Z'nin sağladığı bu görüntü az önce de söylediğim gibi 2 adet 27 inç 1440p çözünürlüklü monitöre eşler durumda. Genel görüntü performansının yanı sıra oyun ve film gibi multimedya uygulamalarında da canlılık e, canlık sağlaması açısından sRGB renk gamutunun %122'sini, NTSC renk gamının %100'ünü ve Adobe RGB renk uzayının da %89'unu kapsayan monitör Display HDR 400 sertifikasına da sahip. Böylece parlaklık, kontrast ve renk doğruluğu açısından hem bir çalışma hem bir eğlence platformu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim bu modelin. Öte yandan bu ekranın yine 165 Hz tazeleme hızına sahip olduğunu da belirteyim. Adaptive Sync görüntü teknolojisi desteği sayesinde hem AMD hem Nvidia ekran kartlarıyla görüntü senkronizasyonu sağlayabiliyor. Yani hem AMD FreeSync hem Nvidia G-Sync desteğinden bu monitörde son sürat faydalanabiliyorsunuz. Bu da özellikle geniş bir e, oyun ekranına sahip olmak isteyenler için fazlasıyla önemli bir detay. Ben kullandığım süre içinde bu modelden fazlasıyla memnun kaldım. E, bundan önce de e, bunun kadar olmasa da yine e, yayvan diyebileceğim 35 inç boyutunda ve 2K çözünürlüğünde bir monitör vardı masamda. Onu kaldır bu modeli masaya koyduğumda e, genişleyen görüntü karşısına çıkası ben çok memnun kaldım. Bu kadar geniş bir monitör e, bahsettiğim gibi grafik tasarımcılar ya da finans gibi sektörlerde olanlar için el rahatlatıcı kuşkusuz ancak öte yandan benim gibi dişler içerikle uğraşanlar için de öyle. Bunu sadece video içerik üretimi ve video montaj aşaması şeklinde düşünmeyin. Yazı yazarken de çok faydalı oluyor gerçekten. Word dosyasını 4 tane yan yana sayfaya kadar görüntüleyebiliyorsunuz. Ekranı rahatlıkla bölebildiğiniz için aynı anda iki farklı uygulamayı yan yana açıp, açıp esnek bir kullanım elde edebiliyorsunuz. Pencereleri zaten istediğiniz gibi boyutlandırabiliyorsunuz. Eğer bu da size yetmiyorsa o zaman uygulamaları kolayca ekran köşelerinde yerleştirerek dört pencereli bir görünüm de elde edebiliyorsunuz. Elbette bu monitör varken işim biraz da eğlence tarafına odaklandım. E, malum elimin altında iyi sayılabilecek bir sistemim var. Ve bu sayede Cyberpunk 2077 ve Microsoft Flight Simulator'ı e, 32 9 ekran en boy oranında maksimum çözünürlükte oynayabildim. Ortaya gerçekten de e, baş döndürücü bir görüntü çıktı açık. Zaten siz de şu an ekranda görüyorsunuz. Elbette sahip olduğum e, sistemde bir RTX 3090 olsa çok daha iyi bir performans alabilirdim. Ancak sizin elinizde varsa Gerçekten oyun performansı ile fazlasıyla keyif alacaksınız diye düşünüyorum. İşin film ve video izleme kısmı ise yine şahane bu monitör masanızda olduğu süre boyunca dev ekran televizyonunuzun pabucunu e, dama atılacağını söyleyebilirim. Özellikle bu görüntü formatına uygun içerikler e, için çok iyi bir ekörü oluyor Philips 498P9Z. Evet sonuç olarak değerlendirdiğimizde Philips 498 P9Z bugüne kadar kullanırken en keyif aldığım monitörler arasında başı çeken bir model oldu. İşin multimedya ve eğlence kısmı bir kenara çalışmak için geniş alan sağlaması ve bunu zengin görüntü kalitesiyle desteklemesi en önemli yanlar oluyor. 2 adet 27 inç monitör yerine tek panel ve yüksek çözünürlükte görüntü sağlama açısından iyi bir seçenek olabilir kanısındayım. Kullanılan panel renk açısından yeterince doğru. Form faktörü ve yüksek kontrast sayesinde dediğim gibi sürükleyici oyunlar için kullanımı keyifli hale getiren bir model olmuş. Sağladığı görsel kalite bir yana tasarımıyla da zengin bir görsellik sunuyor. Elbette her şeyin olduğu gibi bu cihazında bir bedeli var. Şu an Philips 498 P9Z'yi piyasada 30.000 TL olaylarında bulabiliyorsunuz. Bu noktada seçim sizden olacak. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, sorularınız varsa her zaman olduğu gibi yine yorumlarla bekliyorum. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.